Busayri, Muhammed bin Said bin Hammad Hazretleri. İslam alimlerinin meşhurlarından ve büyük velilerden. İsmi Muhammed bin Said bin Hammad bin Abdullah Es-Sanhaci el-Busayri el-Mısri. Künyesi Ebu Abdullah ve lakabı Dindir. Aslen Mağripli olup dedeleri Mısır'a yerleşmişlerdi. Bu Busayri Hazretleri 1212 Hicri 609 senesinde Mısır'da Busayr şehrinde doğdu. 1211 Hicri 608'de doğduğu da rivayet edilmiştir. 1295 Hicri 695 senesinde Mısır'da İskenderiye şehrinde vefat etti. Kurafe kabristanında İmamı ı Şafii Hazretlerinin yanına defne olundu. İmam-ı Busayri Hazretleri Ebu'l Ambas Mursi Hazretlerinin talebesidir. Ebu'l Ambas Mursi de Ebu'l Hasan-ı Şazili Hazretlerinin talebesidir. İmamı ı Busayri Hazretleri hadis ilminde, hattatlıkta ve bilhassa şiirde çok derin alim idi. İfadesi çok tatlı ve derin manalı olup, dinleyenleri tesir altına alırdı. Maharet ve metaneti çok idi. Evliyalık yolunda çok yüksek derecelerin sahibiydi. Başta Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, tasavvuf büyüklerine ve evliyaya olan muhabbet ve bağlılığı pek fazlaydı. Eserlerini okuyanlar bunu açıkça görmektedirler. İmamı ı Busayri Hazretlerinin Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisini, aşkını anlatan kasideleri vardır. Muradiye ve Hemziye ismindeki kasideleri meşhurdur. Sonra gelen İslam alimleri bunları severek okumuşlar, talebelerine okutmuşlar ve ezberletmişlerdir. İmamı ı Busayri Hazretleri çeşitli nasihatlerinde buyurdular ki, Muhammed bin Cerir Hazretleri buyurdu ki, 20 seneden beri yalnız otururken de ayağımı uzatmadım. Çünkü Allahü Teala edebe daha layıktır. İbn Mübarek Hazretleri buyurdu ki, bize ilimden çok edep lazımdır. Edepte gevşeklik gösteren sünnetleri terk eder. Sünnetleri terk eden farzları terk eder. Farzları terk eden marifetullah'tan mahrum kalır. Ebu Nasr Serraç Hazretleri şöyle buyurdu. İnsanlar edep hususunda üç kısımdır. Birinci kısım, dünya ehlidir. Onların edeplerinin çoğu, fesahat, belagat ilimlerini, sultanların isimlerini ve şiirlerini ezberlemektir. İkinci kısım, dindar olanlardır. Bunların edeplerinin çoğu, nefislerini ve azalarını terbiye etmek, dinin emirlerini yerine getirip, şehevi arzularından vazgeçmektir. Üçüncü kısım, manevi derecelere kavuşmuş olanlardır. Bunların edeplerinin çoğu, kalplerini temizlemek, ahde vefa, vakti faydalı işlerle geçirmeye çalışmak, hayallere ehemmiyet vermemektir. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, Camide namaz kılmıştım. Namaz bittikten sonra mihrapta ayaklarımı uzatmıştım. Bu sırada ey sırrı sultanların yanında böyle mi oturuyorsun diye bir ses işittim. Bunun üzerine ayağımı topladım. Bundan sonra hiç ayağımı uzatmayacağım diye yemin ettim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki: 60 sene ne gece ne gündüz ayağımı uzatmadım. Ebu Osman Hayri Hazretleri şöyle buyurdu. Allahü Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzre olmaktır. Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla Çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle. Arkadaş ve dostlarına karşı edep, onlara güler yüzde olmakla. Cahillere karşı edep, onlara dua etmek ve merhamet göstermekle olur. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam anlatır. Mekke-i Mükerreme'ye girdim. Bazen Kâbe-i Muazzama'nın hizasında oturur, bazen sırt üstü yatar, ayaklarımı uzatırdım. Yine böyle bir haldeyken birisi gelip bana senin ilim ehlinden olduğun söylenir. Sana bir tavsiyem var. Edeple otur. Yoksa ismin Allahü Teala'nın has kulları arasından silinir dedi. Allahü Teala Beyine suresinin 5. ayeti kerimesinde mealen Halbuki onlar ancak Allah'a onun dininde ihlas sahipleri olarak diğer batıl dinlerden İslam'a yönelerek ibadet etsinler, namazı gereği üzere kılsınlar ve zekatı versinler diye emrolunmuşlardı. İşte bu emredildikleri şey dost doğru hak dindir buyuruyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyuruyor ki, ameller niyetlere göredir. Diğer bir hadisi şerifte Allahü Teala sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, fakat sizin kalplerinize bakar buyuruldu. Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem birisi kahramanlığını göstermek için, diğeri hamiyet için, bir başkası da kelimetullah yüce olsun diye muharebe eden üç kişiden hangisinin Allah yolunda olduğu soruldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kelimetullahı yüceltmek için muharebe eden Allah yolundadır buyurdu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri buyurdu ki, İhlasın alameti üçtür. Birincisi, met ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amellerini unutur günahlarını düşünür. Üçüncüsü, Hak Teâlâ'dan gayrısını gönlünden çıkarır. Huzeyfe Meraşi Hazretleri şöyle buyurdu. İhlas, kulun işlerinin zahirde ve batında bir olmasıdır. Büyüklerden birisi, Allahü Teala'dan kendisine ikramda bulunmasını ve bunu örtmesini diliyordu. Bir gece ibadet yapmak için kalktı. Bu sırada talebelerinden birisi, onun başı üzerinde bakanların gözlerini kamaştıran nurdan bir kandil gördü. Ona bunun ne olduğunu sordu. O da şu şiir tercümesini okudu. Ey sır sahibi! Sırrın ortaya çıktı. Artık bu sır ortaya çıktıktan sonra yaşamayı istemem. Sonra secde etti ve secdedeyken vefat etti. Zünnunî Mısrî Hazretleri şöyle anlattı: Bir dağda dolaşıyordum. Bu sırada namaz kılan birisini gördüm. Yanında bir de yırtıcı hayvan vardı. Namaz kılan zatın yanına yaklaşınca o hayvan yanından uzaklaştı. Bu sırada o zat da namazını bitirdi ve bana "Sufilik olursa vahşi hayvanlar insanı arar ve dağlar ona eğilir." dedi. Ben bu sözün manasını anlayamadığımı söyledim. O da, yani her şeyinle Allah için olursan, her yaptığını Allah için yaparsan, Allahü Teala sana yardımcı olur dedi. Buna nasıl kavuştun diye sorduğumda, Allahü Teala'dan başkasını kalbimden çıkarmam ile kavuştum dedi. İmam bu Busayri Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğünü anlatan, onu öven en kıymetli kasidesi ise kaside-i bürdedir. İmam-ı Busayri Hazretleri bu kasidesini yazdıktan sonra daha çok meşhur olup bütün alimler ve evliyanın sevgisine, iltifatına kavuşmuştur. Bu kasidenin yazılmasına sebep olan hadise şöyle anlatılmaktadır. İmam-ı Busayri Hazretlerine ömrünün sonuna doğru felç hastalığı geldiğinden bedeninin yarısı hareketsiz kaldı. Allahü Teala'ya hastalığına şifa vermesi için Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem vesile edip çok dua eyledi. İnsanların en üstünü olan Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem öven meşhur kasidesini hazırladı. Rüyada Rasûl-ü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Çok beğendiler. Hoşlarına gitti. Üzerlerinde bulunan mübarek hırkasını çıkarıp İmamı Busayri Hazretlerine giydirdiler. Bedeninin felçli yerlerini mübarek eliyle sıvazladılar. Uyanınca vücudu sıhhate kavuşmuş idi. Ayrıca Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem rüyada giydirdiği hırkayı saadet de üzerindeydi. Bunun için bu kasideye kaside-i bürde denildi. Bürde hırka, palto demektir. İmamı Busayri Hazretleri sevinerek sabah namazına giderken yolda Allahü Teala'nın sevgili kullarından evliya bir zat rastladı. O evliya zat imama ey Busayri kasideni dinlemek isterim, dedi. Benim kasidelerim çoktur, hepsini herkes bilir, dedi. O zat, kimsenin bilmediği, bu gece Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem okuduğunu istiyorum deyince, bunu hiç kimseye söylemedim, nereden anladın, dedi. O zat da, imamın rüyasını olduğu gibi haber verdi. O zamanın veziri Behaeddin bu kasideyi işitince hepsini okutup saygıyla ayakta dinledi. Hastalara okununca iyi oldukları, okunan yerlerin dertlerden, belalardan emin oldukları görüldü. Faydalanmak için inanmak ve halis niyetle okumak lazımdır. Kaside-i Bürde on kısımdır. Birinci kısım, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem olan sevginin kıymetini bildirmektedir. İkinci kısım, insanın nefsinin kötülüğünü anlatmaktadır. Üçüncü kısım, Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem övmektedir. Dördüncü kısım, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrifini anlatmaktadır. Beşinci kısım, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem dualarının hemen kabul olduğunu bildirmektedir. Altıncı kısım, bu kısımda Kur'an-ı Kerim övülmektedir. Yedinci kısım, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem miracındaki incelikleri bildirmektedir. Sekizinci kısım, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cihatlarını anlatmaktadır. 9. kısım Allahü Teala'dan af ve mağfiret ve Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şefaat istemektedir. Onuncu kısım Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem derecesinin yüksekliğini bildirmektedir. Kaside-i Bürde'den Selam ağaçlarının bulunduğu yerdeki peygamber dostlarını yat mı ağlatan seni? Medine rüzgarı mı söyle seni ağlatan? Gece çakan şimşek mi yoksa idem dağından? Gözlerine ne oldu? Dur dedikçe akmakta, kendine gel dedikçe kalbin coşup yanmakta. Hazreti Muhammed'in kerem yağmurlarından bir damla almak ister bil cümle peygamberan zahiri ve batini ruhani ve cismani varlıkların hepsinden odur hakka sevgili hudutsuzdur zatının fazilet ve kemali mümkün değil anlatmak dil ile kemalini eğer Rasulullah'ın cümle mucizeleri büyüklüğünü dile getirebilseydi, mübarek isimleri anıldığı zamanda hep çürümüş kemikler dirilirdi bir anda. Takatimiz üstünde bize yük yüklemedi. Baş ve göz üzeredir emir ve nehileri. Hakiki değerini anlatmaktan aciziz. Bu yönüyle övmekten yeydir sükût etmemiz. Peygamber Efendimiz güneş gibidir bilin, ondan ziya bulmakta nücumu resullerin. Allah onu ahlakta tezyin edip yarattı. Güzel huy, güler yüzde bezemiştir zatını. Latif yaratılmıştır gül ve çiçek misali. Parlak ve şereflidir ayın on dördü gibi. Himmetli ve gayretli o nebi zaman kadar, onun cömertliğinde damladır okyanuslar. Mübarek bedenini kucaklayan toprağın, kokusu miskü amber gibi hoştur, inanın. Ne mutlu o toprağı koklayıp öpenlere, o mübarek kokuyu sineye çekenlere, Arap olan olmayan bil cümle insanların, Efendisidir hem de yüzü suyudur cihanın kötülüğü yasaklar emreder iyiliği bir ilahi emirdir emir ve nehiileri o server Rabbimizin öyle bir kuludur ki her tehlike anında umulur şefaati o öyle bir resul ki Allah'a ibadete çağırır insanları ona uyun elbette. Hiç kopmayan sağlam bir ipe yapışmış gibi emniyette hisseder, rahat bulur kendini. İlahi izin ver de al ve asabına da onlara tabi olan ehli takvalara da rahmet bulutlarının akması daim olsun. Halim ve kerim kullar rahmetine kavuşsun. İmam-ı Busayri Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, büyük günahlardan biri de, ana-baba hakkına riayet etmemektir. Allahü Teala İsra suresinin 23. ayeti kerimesinde mealen, Rabbin kesin olarak şunlara emretti. Ancak kendisine ibadet edin, ana-babaya güzellikle muamele edin, eğer onlardan biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlık haline bulaşırsa, sakın onlara öf bile deme ve onlara azarlama. İkisine de iyi ve yumuşak söz söyle, buyuruyor. Yani anne ve babanıza iyilik ederek ve onlara acıyarak muamele ediniz. Onlar yaşlandıkları zaman onlara sert söz söylemeyiniz onların hizmetini seve seve yapınız. Zira daha önce onlar sizin hayatınız üzerine titremişlerdi. Yine onlara latif ve kibar söz söyleyiniz. İbn Abbas Hazretleri buyurdu ki üç ayet-i kerime üç şeyle beraber girmiştir. Bunlardan her biri yanındaki olmadıkça kabul edilmez. Biri mealen Allahü Teala'ya ve Resulüne itaat edinizdir. Allahü Teala'nın emrine itaat, Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emrine de itaat etmedikçe kabul olmaz demektir. İkincisi mealen Allahü Teala'ya ve ananıza, babanıza şükredinizdir. Allahü Teala'ya şükür, ana babaya şükürsüz olmaz. Üçüncüsü mealen namazı kılın, zekatı verindir. Malı nisap miktarını geçip de zekatını vermeyenin namazı kabul olmaz. Kim Allahü Teala'ya şükreder, anne ve babasına şükretmezse o şükrü de kabul edilmez. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allahü Teala'nın gazabı anne ve babanın gazabındadır buyurmuştur. İbne Amr radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna birisi geldi ve "Ya Resulullah, sizinle beraber gazaya, cihada gelmek isterim." dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona annen ve baban var mı buyurdu. O da var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanında bulun. Senin cihadın budur. Ona hizmet et buyurdu. Kabül Ahbar Hazretleri buyurdu ki Allahü Teala kul ana ve babasına asi olduğu zaman onu helak etmekte acele eder. Kul anne ve babasına İyilik ve ihsanda bulunduğu müddetçe ömrü uzun olur. Onlara iyilik etmek, bir şeye ihtiyaç duyduklarında onlara infakta bulunmaktır. Birisi Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve Ya Resulallah, babam malımı elimden almak istiyor dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona sen de malın da onundur buyurdu. Büyük günahlardan biri de hangi yolla olursa olsun haram yemektir. Allahü Teala Bakara suresinin 188. ayet-i kerimesinde mealen aranızda birbirinizin mallarını hırsızlık, kumar ve gasp gibi haksız, batıl sebeplerle yemeyin ve insanların mallarından bir kısmını bile bile yalan şahitliği gibi günahla yemek için o malları rüşvet olarak hakimlere aktarmayın buyruluyor. Batıl yolla yemek iki türlüdür. Birincisi başkasının malını zulüm yoluyla yani gasp, hıyanet ve çalmakla ele geçirip yemek ve kullanmaktır. İkincisi başkasının malını şaka, kumar ve eğlence gibi yollarla ele geçirmektir. Sahih-i Müslim'de rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kimse vardır ki yedikleri, içtikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah Dua buyur da Allahü Teala benim her duamı kabul etsin dedi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona ya Enes duanın kabul olması için helal lokma ye, buyurdu. Bir kimse haram yerse 40 gün onun duası kabul olunmaz. İbn Ömer'in radıyallahu anh bildirdiği hadisi şerifte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Dünya halvet ve yeşilliktir. Kim dünyada helalden kazanır ve yerinde harcarsa, Allahü Teala ona sevaplar verir ve onu cennetine varis kılar. Kim de helal olmayan yerden kazanır da harcarsa, Allahü Teala onu cehennemine atar nice nefsinin haram isteklerine dalmış kimseler vardır ki, muhakkak bunlar kıyamette cehenneme atılacaklardır, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, malın helalden mi haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar. Allahü Teala onlara acımayacaktır, buyuruldu. Yusuf bin Esbat'ta, genç bir kimse, Allahü Teala'ya ibadet ettiğinde şeytan avanesine der ki, bakınız bakalım yediği içtiği helalden mi? Eğer yediği içtiği haramdan ise bırakın boş yere yorulsun. Haram yemesi bize yeter der. Zira haram yiyen kimsenin ibadeti kendine fayda vermez. Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyurdu ki, şüpheli olan bir kuruşu sahibine geri vermek, bin lira sadaka vermekten daha hayırlıdır. İbni Abbas hazretleri buyurdu ki, karnına haram giren kimsenin ibadetini tövbe etmedikçe Allahü Teala kabul etmez. Süfyan-ı Sevri hazretleri buyurdu ki, haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayana benzer ki, daha çok pislenir. Elbise ancak su ile temizlenir. Günahlar da ancak helal yemekle örtülür. Alimlerden birine Muhlis'ten sorulduğunda cevap olarak Muhlis günahını gizlediği gibi iyiliklerini de gizleyendir buyurdu. Yine alimlerden birine ihlasın gayesi nedir diye sorulduğunda şöyle cevap verdi. İnsanların seni övmesine sevinmemendir. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, insanlar için ameli terk etmek riyadır. İnsanlar için amel etmek şirktir. İhlas, Allahü Teala'nın seni her ikisinden de muhafaza etmesidir. Ya Rabbi, bize affet.